Geek Yapar'ın çok güzel okuyucuları, çok güzel izleyicileri, hepinize Atina'dan çok sıcak selamlar. Ben Yiğit Erdoğan, hepiniz Geek Yapar kanalına hoş geldiniz. Bir iddia ediyorum videosuyla daha karşınızdayım. Bu sefer biraz daha ciddi bir mesele iddia edeceğim. Hatta o yüzden bayağı kitabımı, defterimi falan almış evime giderken yol üzerinde çekecektim videoyu. Sonra dedim ki bir dakika dur, bu video için oturmam lazım. Çünkü gerçekten biraz ağır bir şeyden konuşacağız ama ağır dediğinden bahsetmiyorum yani. Böyle acılı falan filan bir şey değil. Bir dakika, çok umut verici. Açıkçası benim insanlığa ümidimi yeşertmiş bir şeyden konuşacağız. Neyden konuşacağız? Sanal gerçeklikten konuşacağız. Şimdi bu videonun başlığı sanal gerçeklik kapitalizmi bitirecek şeklinde inanılmaz iddialı başlık. Attığımız en iddialı başlık ama ben gerçekten attığımız en doğru başlık olduğuna inanıyorum. En gerçek başlık olduğuna da inanıyorum canlı gönülden. Bu neden bu şekilde? Bunu anlatmadan önce kapitalizmi tanımlamamız lazım. Kapitalizmin ne olduğunu ve benim neresinden yıkılacağını düşündüğümü anlatmamız lazım. Kapitalizm dediğim şey, ben hiçbir noktada, bu videonun hiçbir noktasında VR'ın serbest pazar gibi kapitalizmin birçok öğesini etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani onu söyleyeyim baştan. Serbest pazarın biteceğini, yarın sabah kalkıp komünizme geçmiş olacağımızı veya Oculus Rift yüzünden öbürsü gün artık kaynakların devlet tarafından eşit bir şekilde dağıtılacağını falan iddia ediyor değilim. Serbest pazar belli ki artık dünyanın norm olan ekonomik sistemi olmaya devam edecek. Çünkü yani 91'de duvar yıkıldı ve ondan beri de büyük bir tehdit yok sisteme karşı. Ancak kapitalizmin tek unsuru serbest pazar değil. Kapitalizmin tek unsuru rekabet de değil. Kapitalizmin unsurlardan en önemli unsuru, bana kalacak olursa iki tane çok önemli unsuru var. Bir tanesi sermaye bazlı işleyen bir sistem olması. Yani sermaye sahibi değilseniz, belli bir para sahibi değilseniz kapitalist sistem içerisinde kendinize yer bulamıyor olmanız. Zaten internet çağı bunu biraz değiştiriyordu. Yani pek çok internet girişimi sermaye değil, yani daha doğrusu maddi sermaye değil, akıl sermayesiyle, ekipman sermayesiyle, başka bir şeyle, emek sermayesiyle belki de ortaya çıktı bir sürü şirket. Arkalarında büyük bir şey olmadan, yani bu garaj şirketleri dediğimiz Google'lar, Facebook'ların hiçbiri büyük kapitallar, Apple bile dahil olmak üzere büyük kapitallerle kurulmadılar. Tabii ki bir noktada sıçramayı gerçekleştirmek için yatırım aldılar ama zaten bu konuda biraz sallantı vardı. Ama en önemlisi ki yıllardır bu sistemin bu parçasıyla ilgili iyileştirmeler yapılmakla birlikte tam olarak bir çözüm bulunamadı ve bu artık bizim toplumumuzda, bütün dünya toplumunda, sadece Türkiye'den bahsetmiyorum, normal bir şey kabul ediyor. O da nedir? Yabancılaşma. Karl Marx'ın bir tabiridir bu. Karl Marx'ın sık kullandığı bir tabiridir. Sosyolojide ve başka yerlerde de görebilirsiniz. Yabancılaşma dediğimiz şey esasında şudur. Eskiden, eski çağları düşünün ama çok da eskiye gitmeyin. 18. yüzyıl, 17. yüzyıl öncesinde düşünün. Bir ürün almak istediğiniz zaman, mesela diyelim ki bir sandalye alacaksınız. Bu sandalyeyi temel örneğimiz olarak buraya oturtalım, tamam mı? Bir tane sandalye alacağız. Bütün örneklerimizi de bunun üzerinden konuşacağız. Gidip bir sandalye aldığınız zaman yapmanız gereken şey 17. yüzyılda bir tane sandalye, marangoza gitmek. Bir mobilya üreten, sandalye üreten bir amca var orada bir yerde, köyde, kasabada. Sende yoksa yan kasabada var, yan kasabada yoksa şehirde kesin var. O amca, o sandalyeyi o üreten, sana satan amca aynı zamanda sandalyeyi arka odasında üretiyor. Bu kapitalist öncesi üretim metotları bu şekilde ilerliyor, üretim sistemi bu şekilde ilerliyor. Biri malı üretiyor, kendisi de sonra satıyor. En kötü ihtimalle toptan alıp birileri başka birilerine satıyorlar. Ama ancak seri üretim diye bir şey olmadığı için toptan alım da çok fizibil değil. Dolayısıyla otomatikman ürünle o sandalye ne olursa olsun, o sandalyeyi üreten kişi o sandalyenin ekmeğini yedi, o sandalyenin hayrını gördü ve aynı zamanda o sandalyeyi sahipleniyor. Kapitalist sistemle birlikte, seri üretime geçmesiyle, özellikle seri üretimle beraber ve assembly line dediğimiz şeyle birlikte fabrikasyon gelince, fabrikasyonla beraber işçiler, bu sefer üretenler, yani gerçekten eliyle, koluyla, teriyle, kanıyla, gözyaşıyla o sandalyeyi yapan adamlar sandalyeden ekmek yiyemiyorlar aslında. Çünkü seri üretim çok ciddi bir kapital gerektiriyor, çok ciddi bir sermaye gerektiriyor ve aynı zamanda iş gücü gerektiriyor. Ancak daha yüksek volümlü üretimi sağlayacak iş gücüne bu sadece kapital sahipleri başlayabildikleri için bir noktadan sonra üretenle üretici arasındaki bağ tamamen kopuyor ve senin aldığın, gidip Ikea'dan aldığın sandalyeyi üreten kişiyi sen tanımıyorsun.
Üreten kişi seni tanımıyor, üreten kişi ürünün karşılığını almıyor, sahiplenmiyor. Bu dediğimiz şey de yabancılaşma olarak geçiyor. Şimdi buraya kadar okey miyiz? Yani çok kompleks bir tabir, olabildiğince elinden geldiğince basit anlatmaya çalıştım ama esasında çok da imkansız bir şey değil. Muhakkak hepinizin az buçuk evet tamam okey dediğini düşünüyorum. Şimdi bu kadarsak o zaman şimdi bunun nasıl yenileceğine gelelim, bunun nasıl mahvolacağına gelelim. Çünkü şöyle, sanal gerçeklik artık geldi ve geldiğinden ziyade yani şu an itibariyle her eve girecek kadar ucuz değil ama bir yandan da orta sınıf evlerine girebilecek kadar da düştü. Yani bir akıllı telefon seviyesine gelmedi henüz ama bir akıllı telefonun 5 sene önce olduğu yerde duruyor şu an. Dolayısıyla sanal gerçeklik okey cebimizde. Bir tarafta, diğer tarafta da 3D printer denilen bir nane var. 3D printerlar da bir 5 sene öncesinde uçuk bir hayaldi. Vay abi ne yapıyorlar, böyle NASA'da yapıyorlar gibi geliyordu insana. Okey ama şimdi 3D printerlar da commercial hale geldi, biraz daha ticari hale geldi. Yani sokaktan geçen 3 insandan birinde 3D printer olma ihtimali çok düşük değil artık. Tabii ki yine bir akıllı telefon seviyesinde değil, bilakis bir akıllı telefonların 5 sene önceki seviyesinde de değil. Tabii ki herkesin evinde 3D printer yok. Ancak orta üst sınıfa kadar düşmüş vaziyette 3D printerlarda. Çok imkansız değil alması. Şimdi nereye geleceğim? Sanal gerçeklik dediğimiz şeyin içerisinde Sungur videolarını çektim, mutlaka görmüşsünüzdür. Biz de bu saatten sonra üzerine çok eğiliyor olacağız zaten. Sanal gerçeklik dediğimiz şeyin tek şey oyun değil. Esprisi oyun değil. Bilakis Google Toothbrush diye bir şey çıkarttı. HTC Vive'le beraber çalışıyor, bilgisayarlarla çalışıyor. Esasında şöyle bir şey düşünün. Bir sanal bir stüdyoya giriyorsunuz. Bir tane elinizde ucunda halka olan bir silindir var. O halkanın ucundan ne çıkacağını, o sanal stüdyo içerisinde ne çıkacağını, ne üretilebileceğini fırçaları değiştirerek seçebiliyorsunuz. Materyal değişikliği, fırça şekli değişikliği, yoğunluğu değişikliği, her şeyi yapabiliyorsunuz. Ardından 3 boyutlu bir şekilde halkayı gezdirerek çat 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 çiziminizi yapıyorsunuz, üretiminizi yapıyorsunuz ve yaptığınız şey 3 boyutlu ve aynı zamanda çok ince işçiliğini inebiliyorsunuz, zoom out edebiliyorsunuz, etrafından bakabiliyorsunuz. Full on bir 3 boyutlu stüdyo yani. Sonra yaptığınız şeyi bir 3 boyutlu printer'a bağlayabiliyorsunuz. Şimdi yani şu oluyor esasında, anladın mı? Tekrar sandalyeye dönelim beraber. Sandalyenizi siz bu saatten sonra hiç kimse VR ve 3D printer kombinasyonu yayıldıktan sonraki 10 seneye, taş çatlasın 15 seneye bütün evlere girecek. Yani çünkü rota o vaziyette şu an. Bu kombinasyon yayıldıktan sonra artık sandalye almak için kesinlikle ve kesinlikle IKEA'ya gitmek gibi bir şey söz konusu olmayacak. Sandalye gibi şeylerden bahsediyorum. Elbette ki daha kompleks bir mekanizma, yani iPhone basamayacaksınız tabii ki 3D printerınızdan. Tilt brush'tan da yapamayacaksınız elbette ama birileri yapacak. Birileri sandalye kesin yapacak. Siz kendiniz yapacaksınız demiyorum bakın. İnternette forumlara gideceksiniz ve forumlar diyecek ki yani The Stay of Night 98'in saptığı sandalyeler müthiş abi, sen onun bloguna git. stayofnight98.tumblr.com'a gideceksiniz. Of, sandalyeden döşemiş herif. Like'ınızı basacaksınız. Abi ben indiriyorum senin sandalyeyi. Kardeşim helal olsun sana diyeceksiniz. Bu proses tanıdık geldi mi? Mesela birçoğumuz video yaparken abi senin gameplay videosu çok iyiymiş, ben bunu kullanıyorum kendi videomda. Tabii kardeşim diye kullanıyor. Birçoğumuz wallpaper'larını böyle ediniyor. Bir sürü uzun zamandır dijital ürünleri, dijital good'ları böyle ediniyoruz zaten. Wallpaper'lar, zil sesleri, müzikler, filmler, her neyse zaten bir süredir internet üzerinde bir bazı insanlar yaratıyor, bazı insanlar ediniyor ve bunların çoğunluğu da ücretsiz oluyor dürüst olmak gerekirse. Fotoğrafından filmine kadar. Şimdi bunun 3D printer'la beraber ürününe geçtik. Yani dolayısıyla bu uçuk bir şey söylemiyorum size. Gerçekten de Stay of Night 98 sandalye yapacak bir yerlerde şu an birileri yapıyor zaten. Ve o adamın sandalyesini aldığınız zaman Stay of Night 98 sandalyesi olacak o. Büyük bir markanın fabrikasyon seri üretim işçiler artık sırtında, işçilerin sırtından kazanılarak, kar payı konularak üretilmiş bir sandalyesi olmayacak bundan sonra hiçbir zaman. Olmasına gerek olmayacak hiçbir zaman. Çünkü tamamen ve tamamen VR ve 3D printer'la beraber ürünün demokratizasyonu dediğimiz bir şey gerçekleşmiş olacak. Yani benim öyle dediğim, başka birinin diyor var mı bilmiyorum ama ürün demokratize olacak. Artık ürün sermayeye ve uğruna onu üretirken ona yabancılaşmış işçiler tarafından üretilen bir şey olmak zorunda olmayacak. Ürün artık tamamen demokratize, anarşik bir ortamda üretilmiş
ve herkesin edinebileceği, herkesin paylaşabileceği ve en önemlisi ürünle üreten arasındaki ilişkinin devamlı muhafaza edilebileceği eski üretim metodu yöntemine dönecek. Bu inanılmaz ciddi bir şey. Bu inanılmaz oyun değiştirici bir şey ve gelecek bundan sonra bu çağdan itibaren anlatılarak başlayacak. Ben bu konuda çok iddialıyım, emin olun. Yani assembly line dediğimiz şey, Henry Ford'un yaptıkları nasıl ki endüstriyel devrimi başlattıysa internet devriminin peak noktası da budur. Bundan önceki var olan her şey okey, çok güzel, çok güzeldi. Dünyayı ileriye taşıdık beraber ama artık ürüne geçtiğimiz andan itibaren bambaşka bir seviyeye geliyoruz. Çünkü bunun ucu bucağı yok. Gerçekten ucu bucağı yok. Yani bir noktadan sonra buradan sıçrayabileceğimiz tek yer artık sibernetik adamlar. Yani onun haricinde internete girdiğimiz andan itibaren, yani internetin o paylaşımcı kültürü, yaratma ve paylaşmaya dayalı kültürü, bilgi saklamaya dayalı kültürüne fiziksel olarak girip fiziksel çıktı aldığımız zaman, yani içine giriyoruz ve oradan gördüğümüz bir şeyi sokaktan, yani sokağa alıyoruz. Bayağı evimizin salonuna koyuyoruz. Bunu yapmaya başladıktan sonra gerçekten bir tek geri kalan adım sibernetik insanlar. O saatten sonra da zaten hiçbir şeye gerek kalmayacak. Ama bu masif bir adım, bu çok önemli bir adım ve iddia ediyorum ki size kapitalizm diye bildiğimiz şeyle alakalı çok fazla şeyi değiştirdi. Benim gerçekten kapitalizmi bitireceğine inandığım şey bu. Ne Occupy Wall Street'ler, ne direnişler, ne işçi devrimleri. VR ve 3D printer kapitalizmi bence bitirecek, iddia ediyorum. Siz ne diyorsunuz? Ben ahkamımı kestim. Sizden de mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. VR ile ilgili ne düşünüyorsunuz? VR ve 3D printer kombinasyonu ile ilgili, ürünün üreticiyle bu kadar tekrar yakınlaşması ile ilgili, sizin tüketici olarak ürün üreticiyle yakınlaşmanızla ilgili genel düşüncelerinizi yorumlarda çok merak ediyorum fikirlerinizi. Sizle sohbet etmeyi hep çok özlüyorum. Onun haricinde Geek Yapar'la ilgili videolardan haberdar olmak istiyorsanız Çiçek gibi kanalımıza mutlaka abone olun ki böyle arada sohbetlerimizi ederken kaçırmayın. Videoyu beğendiyseniz bir like'ınızı basın. Evet lan bu herif çok doğru iddia ediyor diyorsanız da share edin. Ondan sonra beraber görelim aynı konuyu. Onun haricinde de sormak istediğiniz bir şey varsa aşağıya sorun. Bir de son olarak şunu da söylemem lazım, bu çok önemli. Bundan sonraki videolarda muhit.geekyapar.com diye çiçek gibi bir sosyal portalımız var, Geek Muhit diye. Oraya bir başlık açıyor olacağım ve oradan sizden gelen soruları dürüstlükle cevaplayacağım. Bana her şeyi sorabilirsiniz. Orada gördüğüm soruların, buraya aldığım şeylerin hiçbirini sıkış, yuvarlama falan filan sormayacağım. Şahsi de girebilirsiniz, bilmem de girebilirsiniz, hiç önemli değil. Çıplak sorular da koyacağım videonun ismini, şu anda karar verdim. Aha da muhit.geekyapar.com, onun da linkini aşağıya koyarım büyük ihtimalle. Koymazsam da muhit.geekyapar.com. Hoşçakalın.